Herkese selam. Ben Dila, Dila Gülbin. 2023 LGS Türkiye birincilerindenim. Sizlerden, özellikle Instagram DM'den çok fazla soru aldım. İşte gün neler yapmalıyız, günde kaç soru çözmeliyiz, yaz saatinde neler yaptık tarzında pek çok soru aldım. Dedim ki bunları genel olarak bir cevaplayayım ve bir YouTube kanalı açayım. Ayrıca arkadaşlarımın da çok isteği oldu bu konuda. Bugün sizlerle LGS'de nasıl 500 tam puan yaptım hakkında konuşacağız. Hava çok sıcak arkadaşlar. Şu an böyle duruyor ama yanıyorum aynı zamanda. Burada göz altlarım kötü çıkıyorsa kusura bakmayın. Kapatıcıyı bulamıyorum evin içinde. Şimdi o zaman ilk sorumuza geçelim. İlk sorumuz hangisi? Yani yaz saatinde neler yapmalıyız? Şimdi ben yaz saatinde neler yaptığımdan kısaca sizlere bahsedeyim sizleri sıkmadan. Yaz saatinde 8. sınıfın ilk dönem konularına genel hatlarıyla bir göz atın arkadaşlar. Ama göz atın diyorum. Bu bahsettiğim oturup tüm konuları tamamen bitirmek falan değil. Sakın, sakın kendinizi aşırı yormayın. 8. sınıfın ilk dönem konularına genel olarak bir göz atın. İşte çarpanlar ve katlarda şu varmış, üslü ifadelerde şu varmış tarzında konulara göz atın. Arkadan çok hoş geliyor. Neyse. Konulara göz attınız. Sonra bakın bir, 7. sınıf temelinizde eksik var mı? Ve temelinizde eksik varsa kesinlikle bu 8. sınıf konularına göz atmaktan da bana göre önemli. Hemen o eksikleri kapatın. Çünkü 7. sınıf 8. sınıfın fragmanıdır. Mesela işte 7. sınıfta ne vardı? Oran orantı 7. sınıfta mıydı hatırlamıyorum. Eksiğiniz varsa o konularda onları halledin ve güzelce 8. sınıfa hazır bir şekilde başlayın. Temeliniz sağlam bir şekilde başlayın. Bundan sonra yapabilecekleriniz paragraf çözmek, paragraf kitabı çözmek. Paragraf kitabını 8. sınıf alabilirsiniz. Çünkü 7. sınıf paragraf kitapları ile 8. sınıf paragraf kitapları arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Hatta 8. sınıf çözseniz bence çok yanlışınız bile çıkmaz eğer paragraf çözme değilseniz. Ve kendinizi de geliştirmiş olursunuz. Bir ya da iki tane paragraf kitabı bitirebilirsiniz. Her gün işte 50 soru çözün, 45 soru çözün. Ama o paragraf kitabını, en az bir tane paragraf kitabını lütfen bitirin. Kendi lehinize olan bir şey bu. Eğer paragraf çözmene zorluk çekiyorsanız, işte paragrafı okurken şey oluyorsa, anlamıyorsanız, tekrar okumak zorunda kalıyorsanız ya da bazı şeyleri kaçırıyorsanız kitap okumanız çok önemli. Zaten bu süreçte yapmanız gereken önemli şeylerden birisi kitap okumak. Kitap için sizlere önerebileceğim daha ağırlıklı olarak klasikler okumak. Çünkü klasiklerdeki cümleleri anlamak işte hem sizin bakış açınızı geliştirir, hem okumanız hızlanır, hem paragrafları 8. sınıf için çok daha hızlı şekilde çözersiniz. Bolca kitap okumaya çalışın ders çalışmaktansa. Çünkü bu LGS maratonunda hiç vaktiniz kalmayacak arkadaşlar. Benim kalmamıştı. Ya da kalsa da böyle kendime vakit şeydi. Geceleri okuyabiliyordum yani. Uykumdan çalmak zorunda kalıyordum. Bunun ineklikle falan da bir alakası yok. İşte her şeye yetişemiyorsun. Hocalar ödev veriyor. Onları yapmak zorundasın falan. Yani kısacası kitap okumaya özen gösterin arkadaşlar. Nelerden bahsettik? Ha, İngilizce. İngilizce temelinizde de eksik varsa, örneğin İngilizce bir kitaptaki soru kökünü anlamıyorsanız, İngilizcenize bir göz atın yani. Halletmeye çalışın. Temelinizi geliştirmeye çalışın işte. Tenslere bakın, soru köklerine bakın, kelime dağardığınızı geliştirin. Bunun için işte en çok kullanılan kart şeyi var. Kartların arkasına işte Türkçe ile İngilizcesini yazıp yapanlar var. Bunlar bir sürü yöntem var. Size hangisi uygunsa onu deneyebilirsiniz ama kendinizi geliştirmeye çalışın. Hatta siteler de var. Benim kullandığım da siteler var. Belki linklerini aşağıya bırakırım. Onları da kullanabilirsiniz. Sizlerin çok işine yarayacaktır. Başka, evet, 8. sınıf yazı için bence bunlar yeterli. Nelerden bahsettim? 7. sınıf temelimizi geliştiriyoruz. 8. sınıf ilk dönem konularına genel olarak göz atıyoruz. Bol bol kitap okuyoruz. Bir ya da iki tane 8. sınıf paragraf kitabı bitiriyoruz. Ve İngilizce temelimizde eksik varsa İngilizcemizi hafif de olsa geliştirmeye çalışıyoruz. Bunlar bana göre yaz saatinde yapabileceğiniz şeyler. Bir şeyler daha eklemek istiyorum. Kendinizi çok kasmayın arkadaşlar, seçmemeyi. Kendinizi çok kasmayın çünkü sizi uzun bir süreç bekliyor. Şimdiden bir tavşan hızında başlarsanız sonradan yorulacaksınız. Örneğin ben çok hızlı başlamıştım. Bir de beni gazlayan, fişekleyen çok şey vardı. Başladım. Hocalar diyordu Dila yavaş ol, Dila çok hızlı ilerliyorsun falan. 8. sınıfın son 2-3 ayı ben bir sıkıldım arkadaşlar. Böyle açıklanamaz böyle. Kitap görünce
kusasım geliyor. Yani kusmaktan da öte böyle başım dönüyor ya. LGS deyince böyle değişik oluyordum. Çok kötü bir süreçti. O yüzden bir tavşan kaplumbağa hızında başlayıp tavşan hızına doğru ilerlerseniz sizlere daha çok katkısı olur ve sıkılmamış olursunuz. Bir diğer sorumuza geçiyorum o zaman. 8. sınıf için başlayalım konuşmaya. Günde kaç soru çözmeliyiz? Ben tüm gerçeklerimle anlatacağım. Benim günlük soru sayım işte 600-500 falan değildi. Yani 350 ile 400 arasında çözüyordum. Bazen 380 ile 420 arasında çözüyordum. Çoğunlukla 350-400 arası oluyordu benim soru sayım. Haftalık sorularıma geçeyim. Yani öyle aşırı sizin önemli olan çok soru çözmeniz değil. Tabii ki fazla soru tipi görmek iyi ama verimli soru çözmeniz. Yani soruyu çözüyorsunuz ama böyle boş çözüyorsanız hiçbir katkısı olmuyor size zaten. O yüzden dediğim gibi kendinizi çok kasmamanız lazım. Rahat olmanız lazım. Çünkü 365 gün boyunca her gün 500'er soru çözmeye çalışırsanız ya da işte 250 gün boyunca bıkacaksınız. Ve bıktığınızda her şey için geç olacak arkadaşlar. O yüzden ilk başlarda az bir soru sayısıyla başlayın. Belki günlük 150 ile 200 arası. Sonra 350 ile 400 arası. İşte 380 ile 420 arası. Gün geçtikçe sorunuzu kat 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 arttırırsınız. Şimdi derslere göre kaç soru çözdüğümden bahsedeyim. İnkılap için haftalık olarak ortalama 50-60 soru çözüyordum. Az gelebilir kulağa ama yeterli oluyordu. Çünkü zaten inkılap tarihi çözmek demek, paragraf çözmekle aynı şey demek. Yapmanız gereken tek şey derslerinizi iyi dinlemek, ezberinizi iyi yapmak. Onun dışında inkılapta sizi zorlayacak hiçbir şey olmayacak. Yukarıdaki işte gelen sorulardan bazıları şöyle olacak. Yukarıda bir metin verecek. Aşağıda da bu metinden hangisi çıkarılır diyecek. Yukarıdaki metinde zaten sorunun cevabı var. Yani hocalar gibi konuşuyorum ama cidden öyle. Paragraf çözmek neyse inkılap tarihi çözmek de öyle. Din kültürü çözmek de öyle. Din kültüründe de yani inkılap gibiydi. 50 ya da 60 soru çözüyordum haftalık. İşte aynen. İngilizce'de de aynıydı. 50 ya da 60 çözüyordum. Tabii İngilizce kişiden kişiye değişebilir. Çünkü İngilizce seviyenize göre de değişir. Benim İngilizcem iyiydi. O yüzden çok sorun etmiyordum. 50 ya da 60 tane çözmek gene bana yeterli oluyordu. Türkçe'ye geçelim. Türkçe'de benim günlük soru sayım kaçtı? 120 diyelim. 120 ya da 100'dü. 100 diyelim aynen. 100 daha mantıklı. 100 soruyu nasıl çözüyordum? 70 soru paragraf çözüyordum. 30 soru dil bilgisi çözüyordum. İşte paragraf çözmek çünkü tüm derslerinizi geliştirebilecek bir şey. Sadece Türkçe'ye özel bir şey değil. Tek bir alan için geçerli değil. 70 soru paragrafını çözüyordum. İşte okulda yani çok gelebilir kulağa belki size göre. Okulda çözüyorsunuz, evde çözüyorsunuz falan bitiyor arkadaşlar. 70 soruyu çözüyordum. 30 soru dil bilgisi zaten çok kolay geliyordu bana o zaman. O 30 soruyu da çözdüğümde benim günlük Türkçem bitmiş oluyordu. Zamanla bunu arttırdım, 120'ye çıkardım. Ama 120'ye çıkardığım zamanlar son dönemlerdi. O yüzden o 120 soruyu deneme olarak değerlendiriyordum. 5 ya da 6 tane branş denemesi çözüyordum. O son dönemleri sonra konuşuruz. Şimdi ben ilk dönemler için konuşacağım. Türkçe dediğim gibi 100 ya da 120 soru çözüyordum. Bu günlük bu arada haftalık değil. Çünkü 50-60 dedim ya diğerlerine haftalık karışmasın. Bu günlük soru sayımdı. Matematik için de günlük 100 ya da 120 idi. Bunları benim öğretmenlerim de istiyordu. Sadece benim kararım olan şeyler değillerdi. Belki çok gelebilir ya da az gelebilir ama yani iyi ki de yapmışım diyorum şu an bugüne bakınca. 100 soru sizi zorlayabilir ilk başlarda. Bu dönem ortalarına doğru yani birinci dönemin ortalarına doğru sorularınızı arttırırsınız. İlk başlarda 40-45 ile başlayın, 50 ile başlayın her ders için. Öyle öyle gün geçtikçe arttırın kendinizi. Ne zaman hazır hissederseniz o zaman arttırın sorularınızı. Neyse matematik için günlük 100 soru çözüyordum. Bu 100 soruyu da eğer tüm konuları bitirmişsem çarpanlar, katlar, üstü ifadeler ve diğerlerini derslere bölüyordum. Bugün full 100 soru çarpanlar ve katlar çözeceğim. Salı günü işte üstü ifadeler çözüyorum. Sonraki gün geometri çözüyorum gibi. Günlük 100 soru çözüyordum. Fen içinde 100 soru çözüyordum. Fende o kadar matematik kadar zorlanmadım ama 100 soru çözmek bana yeterli oluyordu. Ya da 80, 50, 70. 50 değil tabii ki de. 100 çözüyordum ya. Dümdüz aynen 100 çözüyordum. Bu 100 soruyu da gene aynı matematikte ne yapıyorsam. İşte bir gün madde ve endüstri çözüyorum. Bir gün uzay konusuyla alakalı çözüyorum. Diğer gün elementlerle alakalı çözüyorum gibi. Böyle sıkılmadan. Yani, tabii ki zor. Bu şey değil. Hemen
okul açıldı mı böyle bir soru sayısıyla başlamıyoruz. Okul açıldığında yapmanız gereken Türkçe için 50 ya da hatta daha da düşürelim. 40-40-40 başlarsınız, 10-10-10 başlarsınız. Aşağı işte diğer dersler için 10x3 30, 40x3 120, 150 soruyla başlarsınız günlük. Sizin için de yeterli olur. Gün geçtikçe kendinizi tekrar belirtiyorum. Hazır hissettiğinizde bu soru sayılarını arttırırsınız. Diğer aldığım sorulardan biri matematiğimi nasıl geliştirmeliyim? Matematiğinizi geliştirmek için şöyle yapabilirsiniz. Bu yazı kullanabilirsiniz ama eğer yazı artık kullanmak istemiyorum, daha rahat takılmak istiyorum derseniz okul açıldığında bol bol konu tekrar yapın. Konu videoları izleyin, öğretmenlerinizi gördüğünüz yerde sıkıştırın yapamadığınız sorular için. Asla çekinmeyin. Bende öyle bir şey yoktu ama çoğu arkadaşımda vardı işte. Diyorlardı sürekli hocaya soru soruyorum, artık onu boğmuyor muyumdur falan diye. Çoğunun görevi bu. Yani o yüzden hocalarınızı sıkıştırın ve olabildiğince onlara yapamadığınız soruları anlatmalarını isteyin. Ve klasik sorudan başlayıp zora doğru gidin. Yani ilk olarak konuyu pekiştiriyoruz. Sonra yeni nesil sorulara doğru gidiyoruz. Bu çok önemli. Benim yaptığım hata yeni nesille başlamaktı ve motivasyonumu çok düşürmüştü. Hatta oturup ağladığımı bile hatırlıyorum ben. Yapmayın. Klasik sorularla başlayın. Yeni nesile doğru gidin. Evet, konu tekrarınızı yaptınız. Hocalara yapamadığınız soruları sordunuz. Konunuzu pekiştirerek yeni nesillerinizi çözmeye başladınız ve biraz da dişinize sıktınız. Çünkü ben de bunları yaptım ama hala da zorluk çektim. Bir dönem boyunca özellikle. Geçecek arkadaşlar. Unutmayın ki matematik sabır işidir. Hepsi geçecek. Hepsi geçici. Ben matematik yapamam diyordum ama yapıyordum ki yaptım. Hatta son dönemlerde bizim denemelerimiz birinci dönemlerde full de gidiyordu. 15 doğru da oluyordu. Dediğim gibi matematik çok değişkenlik de gösteriyor ama eminim ki hepiniz bu dediklerimi uygularsanız ve sabrederseniz başaracaksınız. Diğer bir soruya da geçeyim. Videoda çok uzun olmasın. Sizleri sıkmak istemiyorum. Motivasyonum düşerse ne yapmalıyım ya da motivasyonumu nasıl arttırabilirim? Şimdi kendinize hedefiniz belirlediniz. İşte dediniz ki ben İstanbul Erkek Lisesi'ni istiyorum ya da ben Kabataş Erkek Lisesi'ni istiyorum ya da Galatasaray'ı istiyorum, Robert istiyorum gibi hedefinizi koydunuz, tamam mı? Kesinlikle ilk olarak bir hedef koyun motivasyon istiyorsanız. Hedefinizi koydunuz. Kendinize hedefinize kitlemeniz lazım. Diyeceksiniz ki bir yıl ya, sadece bir yıl dayanacağım. Tamam, evet çok çalışmam gerekecek ya da çok dişimi sıkmam gerekecek, bazı şeylerden refakat etmem gerekecek ama yapacağım, ben bu hedefe ulaşacağım. Ben kendinizi işte istediğiniz lisede hayal edin, gözlerinizi kapattığınızda orada olduğunuzu düşünün, orada arkadaşlıklar edindiğinizi düşünün. Yani bu sizi motive edecektir. Gerçekten istiyorsanız çok motive edecek bir şey bu. Ben hep öyle hayal ederdim, kendimi istediğim lisede hayal ederdim. Tam hedefime ulaşamadım OVP'm yüzünden ve bu sene malum yığılma vardı ama yapacak bir şey yok. İnşallah siz bunu izleyenler hedeflerinize ulaşırsınız arkadaşlar. Kendinizi hayal edin. Sonra masanızın önündeki duvar kısmına ya da işte odanızda herhangi bir bölgeye Galatasaray'ın ya da istediğiniz, hedeflediğiniz liselerin posterlerini asın. Bakın onlara, işte gece yattığınızda görün ya da telefona bakarken, oyun oynarken onu görmek sizi zaten hafiften suçlu hissettiriyor. Ben işte telefona falan bakarken kendimi suçlu hissediyordum onu görünce. Ya çalışmıyorum, etmiyorum, bıkkınlık geldi ama bu da benim hedefimdi. Başaramayacağım böyle giderse diyordum. Ve tekrar çalışmaya başlıyordum otomatikman. Hocalarınızdan da tabii bu konuda yardım alabilirsiniz. Rehber hocalarından falan sizlere yardımcı olurlar. Çünkü motivasyonunuzun düşeceği dönemler olacaktır. Dediğim gibi bu birazcık hedeflerinize odaklanma işi. Motivasyonunuzu arttırmak, hedeflere odaklanma. Bu arada arkadaşlarınızı gezin arkadaşlar. Gezin. Bu sakın böyle arkadaş ortamınızı silmeye çalışmayın ve aşırı derecede rakiplik yapmayın kimseye. Aşırı rakiplik demek asosyallik demektir. Yani hep ben birinci olacağım, hep en iyi ben olacağım gibi bir kompleksiniz olmasın. Asla. Ve yakın arkadaşlarınıza karşı rakip gözüyle bakmayın. Her zaman için söylüyorum bunu. Bu sizi kendinizi diğer kişilerden soğutmanızı sebep verecektir. Bende öyle bir şey yoktu iyi ki bu sene. Söylediğim gibi arkadaşlarınızla gezin, eğlenin. Çünkü eğer hep böyle evde oturup test çözerseniz sıkılırsınız. İşte iki haftada bir falan gezin. Ailenizle ilgilenin ya da evcil hayvanınız varsa onunla ilgilenin. Kendinizi sıkmayın. Bu sürecin geçici olduğunu her gün, her sabah ya da her dakika kendinizi hatırlatın. Bu geçecek deyin, bu bitecek. Yaz tatilinde
LGS'ler açıklanacak. Ben istediğim sonuca ulaşacağım diyeyim. Kendinizi motive edin. Ben olabildiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım Instagram'dan yazanlar için. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videoyu izleyenler, eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim ilk olarak. Umarım sizler istediğiniz liseyi kazanırsınız. İstediğiniz yere girersiniz. İnşallah diyeyim bunun için. Ben hepinizin başarabileceğine inanıyorum ki şu an bu videoyu izliyorsunuz da zaten bir emek veriyorsunuz, bir çaba sarf ediyorsunuz demek oluyor. Umarım hepiniz başarırsınız. Tekrar bunu en iyi dileklerimi söylüyorum. Benim burada olma amacım da zaten sizlere yardımcı olmaktı. O zaman sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.